Merhaba arkadaşlar. Doğrunun etiği test başlayalım birinci sorudan. Dik koordinat düzleminde OCB açısı 30 derece. D doğrusunun üzerinde nokta kök 3'e 7. D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burası 90 derece. Burası 30. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 90-30 daha 120. 180'den çıkartırsam B de 60 derece gelir. E tamamı 180'de arkadaşlarım. 180'den 60 çıkartırsam yine 120 olur. Ya da iki iç açının ölçüsü komşu olmayan bir dış açıdan yapabilirsiniz. E eğim demek x 80 ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. Yani tanjant 120'dir. E 120 arkadaşlarım 180 eksi 60 şeklinde yazabilirim. 180'de isim değiştirmez. Ama ikinci bölgede eksidir. Tanjant 60'ın değeri kök 3'tü. Önündeki eksi ile eksi kök 3 olur. Şimdi eğimi biliyoruz ve noktamı biliyoruz. Şimdi kuralı hatırlatayım. Noktamız A'ya B olsun. Eğimimiz M olsun. Denklem. Y eksi B'dir. Eğim çarpı x eksi A şeklindedir. Noktam kök 7. Ve eğimimiz de eksi kök 3. Denklemimizi yazalım. Y eksi 7'dir. Eğim çarpı x eksi eksi şöyle kök Ve dağıttığım zaman eksi kök 3 x artı 3 y eksi 7. Ve eksi 7 karşı tarafı artı 7 diye geçer ise eksi kök 3 x artı 10 cevabı elde edilmeli. Eğimin kuralını hatırlamayan var ise bakın bu doğrumuz sola yatık şeklindedir. O yüzden ilk önce 30'un karşısı A olsun. 60'ın karşısı da A köküçtür. A köküçün A'yı oranı. Bakın köküç. Ama doğru mu sola yatık olduğu için eksidir eksi köküç. Hani burada tanjantını vesaire uzun uzun bulmanıza gerek yoktur. Geçtim ikinci soruma. E, A, B, C, D bir karedir. Karenin alanı 169 birim kare. A, 5'e 0 ise orijinden geçen D doğrusu eğimi. Şimdi arkadaşlarım karenin bir kenarına A der isem. Karenin alanı A karedir. Oradan 169. Her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman A'yı buradan 13 elde ederiz. Şimdi buraya 13. Şuranın bakın tamamı 13'tür. Doğrun eğimini bulabilmek için şöyle bir dik indiriyorum. Burası da 5'tir. 90 derece. 5, 12, 13 üçgeninden bakın OD uzunluğu da 12 elde edilir. Şimdi buraya alfa desem buraya beta. Alfa artı beta 90'dır. E bu 90 ise buraya alfa kalır. Buraya da beta kalır. 90'ın karşısı 13. 90'ın karşısı 13. Eş üçgenlerdir. Alfanın karşısı burada 5 ise alfanın karşısı 5. E, beta'nın karşısı burada 12 ise beta'nın karşısı 12. O zaman arkadaşlarım bakın şöyle doğru mu çizeyim. Eğimimiz de 5'in 5 artı 12'den 17'ye oranı 5 bölü 17'dir. Zaten sağa yatık olduğu için eğim artıdır. O yüzden A şıkkı gelmesi gerekir. Geçtim arkadaşlarım 3. soruma. P 3'e eksi 5 noktasından ve orijinden geçen doğrunun eğimi kaçtır? Şimdi hemen noktamı yazalım. Orijin 0'a 0'dır. 2 tane noktası bilinen eğim nasıl bulunur? Hemen kuralı hatırlatalım x'e y'dir, a'ya b'dir. Eğim demek y'leri birbirinden çıkartırız ve x'leri birbirinden çıkartırız. O zaman çıkartalım bakalım eğimi bulmak için. 0 eksi eksi 5'tir. O da 0 eksi 3'tür. Eksi 5 bölü 3 cevabı elde edilir. Şimdi bu birinci yol. ikinci yol ise çizerek yapılır. Biri orijin arkadaşlarım. Diğeri de 3'e şöyle eksi 5. Hemen noktamı yazdım. Bakın bu nokta. Ve bu noktadan geçen doğru. Şöyle yazdım. E ve şurası 3'tü. Bakın burası nedir? 5'tir. E bizim doğrumuz sola yatık olduğu için eğimimiz nedir? Eksidir. Dolayısıyla da şuradaki açının eksi 5 bölü 3. Bakın yine de doğrudan da elde edilir. Geçtim dördüncü soruma. A 4'e eksi 5 noktasından geçen ve doğrusuna dik olan doğrunun denklemi y eşittir ax artı b şeklindedir. Buna göre b bölü a'nın değeri. Şimdi bir kere arkadaşlarım y'yi çektikten sonra x'in katsayısı bize neyi verir? Eğimi verir. Şimdi eksi 2 x'i karşı tarafa atıyorum. 2 x artı 5 gelir. x'in katsayısı eğimi vereceği için bu doğrunun eğimi bakın 2 gelmeli. Ama bu doğruya dik olduğundan dolayı eğimleri çarpımı eksi 1 olmalı. Burası 2 ise eksi 1 olması için o zaman bu doğru da dolayısıyla eksi 1 bölü 2 olur. X'in katsayısı eğim verir. O da eksi 1 bölü 2 yazarsam eksi x bölü 2 artı b'dir. Ve buradan da 4'e eksi 5 noktasından geçiyormuş. Hemen yazalım. X yerine arkadaşlarım şöyle 4 yazacağım. Ve y yerine de eksi 5 koyalım. Eksi 5 eşittir. Eksi 4'ün 2 oranı eksi 2'dir. Artı verir. Karşı tarafa gönderdiğim zaman da eksi 3 elde edilir. Benden eksi 3'ün a dediğimiz şey x'in kas sayısıdır. Yani eksi 1 bölü 2'dir. Ve ters çevirip çarptığım zaman da 6 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 5. soruma. Şimdi diyor ki şöyle doğrular verilmiş x ekseni üzerinde kesişmeleri için m kaç olmalı? E, x ekseni üzerinde kesişmeleri için arkadaşlarım y'ye sıfır vermem lazım. Şimdi y'ye sıfır veriyorum. Buradan 6x artı 18 eşittir 0'dır. 6x karşı tarafa atarsam 18 eksi 18 sadeleştirdiğim zaman da x eşittir eksi 3. x yerine eksi 3 bakın y yerine sıfır koyuyorum. Ve buradan da eksi 3 artı 1 eksi m eşittir 0. M'i karşı tarafa attığım zaman eksi M M diye geçer. Buradan da M'nin değeri eksi 2 gelmelidir. Geçtim 6. soruma. Aşağıda dik koordinat düzleminde verilen ABC ikizkenar üçgenin G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktasıdır. O zaman burası kenar ortaydı. İkiz burası da dik olur arkadaşlar. D doğrusu G noktasından geçtiğine göre D doğrusunun Y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Şimdi Y eksenini kestiği noktanın ordinatını bulabilmek için ilk önce denklemi bulmak lazım. E bize eğim ve bir tane nokta gerek. Şimdi orta nokta kuralından 0 artı 3 bölü 2'den absisi 3 bölü 2'dir. 6 artı 0 6'dır. 2'ye bölerseniz 3. Bakın bu noktam 3 bölü 2'ye 3'tür. Eğim. 2 noktası bilinen eğim. 6 eksi 0. Bakın y'leri çıkardım. x'leri çıkartıyorum. 0 eksi 3'ten 6 bölü eksi 3'ten eksi 2 gelir. E burada şu doğruyla e burası birbirine dik olduğundan dolayı eğimleri çarpımı eksi 1 olmalıdır. Burası eksi 2 ise o zaman burada da bu doğrunun eğimi yani 1 bölü 2 gelmeli. Eğim belli noktam belli yazalım denklemi. Y eksi 3 eşittir 1 bölü 2 x eksi 3 bölü 2'dir. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veririm. Y eksi 3 eksi 3 bölü 4 karşı tarafa gönderir isem 3 eksi 3 bölü 4'tan 3 kere 4 12. 3 çıkartır isem 9 bölü 4 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 7. soruma. A, B, C, D bir kare. E, A noktası eksi 1'e 2. 30 derece verilmiş. D doğrusunun denklemi de verilmiş. Karenin alanı. Şimdi arkadaşlar bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı. Şimdi yerine yazıyorum. Şurada bakın şöyle tekrar 12x eksi 5y Eksi 17 eşittir 0. Bir, hangi nokta? Eksi 1'e 2 noktasının bu doğruya olan uzaklığını bulacağız. Buraya L diyelim. Şimdi L'miz neye eşit? Eksi 1'i yerine yazıyorum bakın burada. Eksi 12. Ve burada da 2 yazıyorum. Eksi 10. Eksi 17 bölü. E, X'in ve Y'nin kas sayılarının karesinin kare köküdür. 12'nin karesi eksi 5'in karesinin karekökü ve buradan 39 bölü 12 5 13 üçgeninden 13 gelir sadeleştirdiğim zaman da L uzunluğunu 3 yani burası 3 geldi 30'un karşı 3 ise 90'ın karşı 2 katı 6'dır e karenin alanı 6'nın karesinden de 36 cevabını elde ederim. Geçtim 8. soruma. Analitik düzlemde iki nokta verilmiş. Bu doğru x eksenine paraleldir. E, x eksenine paralel ise eğim 0'dır arkadaşlarım. E, 2 noktası bilinen eğim nasıl bulunur? Y'ler birbirinden çıkartılır ve x'ler birbirinden çıkartılır. Bu da eğim verir. Bu da aynı zamanda paralel olduğu için 0 olmalıdır. Hemen yapalım. E, şu y'den bu y'yi çıkartayım. 2m artı 3 eksi 9 eksi m bölü 8 eksi 6 eşittir 0. Buradan da 2m artı 3 eksi 9 artı m bölü 2 0 ise bakın buranın 0 olması lazım. Yani 3m'in 6 sadeleştirdiğimiz zaman m'yi de buradan 2 elde ederiz. Geçtim 9. soruma. Doğruları çakışmaktadır. Buna göre m artı n nedir? Şimdi doğruların çakışması için x'in katsayıları oranı eşittir y'nin kas sayıları oranı eşittir sabitler oranı. Yani her biri birbirine eşit olmalı. Şimdi buradan sadeleştirdiğim zaman bakın. Eksi 1 bölü 2. N bölü 6 ve N bölü eksi 3. Şimdi bunları eşitlersem arkadaşlarım. 2M eksi 6'dır. M'miz de buradan eksi 3 elde ederiz. Şimdi bunu bunun bununla eşitliyorum. Eksi 1 bölü 2 M bölü eksi 3 İçler dışlar çarpımından 2n eşittir. 3 e, gelir. Enimiz de buradan 3 bölü 2 gelir. Toplamı eksi 3 artı 3 bölü 2'den eksi 6 artı 3'den eksi 3 bölü 2 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 10. soruma. A sıfırdan büyük, B sıfırdan büyük olmak şartıyla üçgenin alanı 2 birimse A çarpı B. Şimdi bakın x'i 0 veriyorum. Ve şöyle verdim. BY artı 1 eşittir 0'dır. BY eşittir buradan eksi 1'dir. Y'miz de eksi 1 bölü B elde edilir. Bu kez arkadaşlarım y'ye 0 veriyorum. Çünkü doğrumuzu çizebilmek için bir x'e 0 veririz bir de y'ye 0 veririz. y'ye 0 verir isem ax artı 1 eşittir 0. x'imiz buradan eksi 1 bölü a. A ve B pozitifse o zaman buralar negatif olmalıdır. Negatif ise o zaman 3. bölgede. Burası eksi 1 bölü A. Bakın burası eksi 1 bölü B'dir. Şimdi bu doğrunun neyini istiyor? Eksenlerle oluşturduğu üçgen. Nokta olarak eksidir ama uzunluk olarak artıdır. Şöyle yazalım. 1 bölü A çarpı 1 bölü B bölü 2 eşittir 2 gelmeli. E A çarpı B de buradan 1 bölü 4 cevabını elde ederiz. Geçtim 11. soruma. A O C B dikdörtgen biçimindeki masa O köşesi orijin olmak üzere şöyle verilmiş. 6'ya 8. Şimdi G noktasının kaleme olan uzaklığı kaç birimdir? Şimdi G noktasının kaleme olan uzaklığını bulmak için G noktasını bulmam lazım ve kalemin denklemini bulup bir noktanın bir doğruya olan uzaklığından hesaplarız. Şimdi ilk önce kalemin denklemini bulalım. Eğimini bulalım. Y'si 12, buradaki Y'si 0'dır. E X'i 0'dır. Burada da X'i 9'dur. Sadeleştirdiğimiz zaman eğimimiz eksi 4 bölü 3'tür. Denklemimizi yazalım hemen. 0'ı 12'den yazalım. Y eksi 12 eğim arkadaşlarım eksi 4 bölü 3 x eksi 0'dır. Ve buradan da karşı tarafa attığım zaman eksi 4 x bölü 3 artı 12 gelmeli. Eşitlediğim zaman 3 y eşittir. Eksi 4 x artı 36'dır. Paydalarını eşitlersem karşı tarafa gönderdiğim zaman 3y artı 4x şöyle eksi 36 eşittir 0'dır. Şimdi g ağırlık merkezi ise orta noktadır. 4'tür. Bakın burası da 4. E, 6 ise 3'tür. E demek ki benim 4'e 3 noktasıdır g noktası. E, bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı. Şöyle yapalım. Ve buraya l diyelim. Bu doğru da 3y artı 4x Eksi 36 eşittir sıfırdır. Şimdi hemen farklı renge çevirerek yazalım. Y'miz 3 olmalıymış. X'imiz 4. 9 artı 16 eksi 36'nın mutlak değeri bölü. Kat sayılarının karesinin kare köküdür. 3'ün karesi 4'ün karesi bize L'yi verir. Ve buradan da arkadaşlarım 25'ten 36 çıktı 11'dir. Ve 3, 4, 5 üçgeninden 5, 11 bölü 5 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 12. soruma. Dik koordinat sisteminde BAC dik üçgendir. B noktası eksi 2'ye 0. AB'nin eğimi 3 ise C'nin apsisi. Şimdi arkadaşlarım burası 2. Şöyle yine rengimizi değiştirelim. Eğim demek e, bakın buranın O A'nın O B'ye oranıdır. Ve e, eğrimiz pardon doğrumuz sağ yatık olduğu için pozitiftir zaten. Hemen buraya X dersem. X'in 2'ye oranı 3 olması gerekir. Çünkü eğim 3 demiş. X buradan 6 elde edilmeli. Şimdi şuraya da M dersem. E burası dik, burası da dik. Yani O açısı da dik, A açısı da dik. Öklüt kuralı. Neydi öklüt kuralı? Ayırdığı parçaların çarpımı yüksekliğin karesini verir. Yani 6'nın karesi. 36'yı 2'ye bölersem m'yi de 18 elde ederim. Zaten c'nin apsisini sorduğu için 18 olmalıdır. Geçtim 13. soruma. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde OBA eşkenar üçgendir. Şimdi burası 11 verilmiş. Orijinden geçen d doğrusu mi? Şimdi bakın burası 60 derece. Burası 11 ise OA o zaman tamamının 11 olması için 8 Hemen eğimi bulabilmek için dik indiriyorum. Üçgeni iç açıları toplamı 180'den 30 derece. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. Buraya 7 kalır. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin kök 3 katıdır. E buradaki eğim karşısı bakın 4 kök 3'tür. Ve komşusu da 7'dir. E bizim doğrumuz sağ yatık olduğu için de artıdır arkadaşlarım. Yani 4 kök 3 bölü 7 c şıkkı olmalıdır. Geçtim 14. soruma. Aşağıda bir el feneri göz, e, göz, görseli verilmiş. El fenerinin A noktasından çıkan doğrusal bir ışın çarpıp devam ediyormuş. Buna göre C noktası 3'e A olduğuna göre A kaçtı. Şimdi arkadaşlarım B noktası ve A noktası verilmiş. AB'nin doğrusunun eğimini bulalım. Y'ler farkı bölü. Bakın bunun Y'si 3, bunun Y'si 1. X'ler farkı. Eksi 2, eksi 4. Bize AB'nin şöyle eğim yazalım. AB şeklinde yazdık. 2 bölü eksi 6'dan sadeleştirdiğimiz zaman MAB'nin değeri eksi 1 bölü 3'tür. O zaman yani gelin ışın arkadaşlarım. BC'nin eğimini bulmak için birbirine dik olduğu için eğimleri çarpımı eksi 1'dir. O zaman burası eksi 1 bölü 3 ise yani BC'nin eğimi de 3 olmalıdır. İki noktası bilinen eğim. Y'leri farkı. A'dan 1'i çıkartıyorum. A 1. E 3'ten de arkadaşlarım 4'ü çıkartıyorum. Ona da 3'e eşitledim. A 1. 3'ten 4 çıktığı zaman eksi 1. 3 ile çarptım eksi 3. Karşı tarafa attığım zaman eksi 2 cevabı elde edilmelidir.